Merhaba sevgili öğrenciler. Bu ders yine bir sınav çalışması yapacağız. Önce bir yoklamamızı alayım. Akşam üzeri niye bu kadar az kişi kaldık? Akşam üzeri tekrar görüşeceğiz dedik ya. Çocuklar lütfen. Sesim geliyor mu bu arada? Sesim geliyor mu çocuklar? Tamam. Fatma sana soruyorum. Sen bu sürede niye girmedin derslere? Ama Fatmacığım ben siz YouTube'dan izliyorsunuz ama katılım sağlamadığınız için bazı yerler eksik kaldı. İnşallah sınavda başarılı olursunuz diye düşünüyorum. Yoklamamızı alayım. Tekrar ben size soruları soracağım. Bakalım ne kadar yapmışız veya anlamışız. Eksiğiniz var mı? Sabah çok katılım vardı. Çocuklar şimdi niye katılım bu kadar az? Peki. Şimdi dün bazı soru şeylerin üstünden geçmiştik. Tekrar şöyle bir bakalım. Olur mu? Hasta odaları nasıl olmalıydı sevgili öğrenciler? Ben size soruyorum. Şimdi siz yazıyorsunuz. Hasta odaları nasıl olmalıydı? Seray, Bektaş, Kadir. Ha, kim yazdı? Dilara. Aferin kızım. Aferin Dilara. Değil mi? Hastanın fiziksel, psikolojik ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde bir iki yataklı olmalı, düzenli ve tertipli olmalı. Harikasınız çocuklar. Ama Dilara'nın yazdığı gibi hastanın fiziksel ve psikolojik ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde bir iki yataklı, düzenli, tertipli olmalı ve sağlık personelini kullanacak şekilde tasarlanmış olması gerekiyor. Peki bu yatak yapımın, hasta odalarının yapımını hangi aferin? Tamam Fatmacığım, çok güzel. Yataklı tedavi kurum işletmeleri yönetmeliğine göre tasarlanmış olmalı idi. Doğru söylüyorsunuz. Ersin Karaküçük geldi. Peki hasta odalarında yatak başı panelinde nelerimiz olmalıydı ve biz bunların bakımından sorumlu idik? Çağrı zili, başka oksijen sistemi, basınç ayarlayıcı, aspiratör. Harikasınız çocuklar. Flörometre, humidifer haznesi. Evet, harikasınız. Merkezi oksijen sistemi, evet, mutlaka olması gerekiyor idi. Değil mi? Peki hasta odalarındaki ısı ve nemin değerleri kaç idi? Isı kaçtı? Harika Dilara, aferin size. Artık iyice oturdu değil mi bu? Yani sınava çalışmasanız bile bunları yapabileceğinizden düşünüyorum. Isı 18-22, nem 130-60 oranında olmalı idi değil mi?
Hasta odalarının temizliğini nasıl yapmalıyız? Hasta odalarının temizliğini nasıl? Temizlik malzemeleri her birim için ayrı olmalı. Doğru. Temiz alandan kirli alana temizlik yapılmalı. Tuvalet en son temizlenmeli. Başka? Kuru süpürme ve silkeleme yapılmamalıydı. Neden yapılmamalıydı? Turgut, Dilara, neden yapılmamalıydı bu? Enfeksiyonu yayabilir, değil mi? Temizlik malzemeleriyle dezenfektan solüsyonlarını neden karıştırmayacaktı? Neden karıştırmayacaktık çocuklar? Temizlik malzemeleriyle dezenfektan solüsyonları karıştırmamamız gerekiyor idi. Neden karıştırmayacaktık? Niye karıştırmıyorduk? Dün anlatmıştım ben bunu çocuklar size. Toksik etki oluşmasın. Yani zehirlenme kimyasal ajan olduğu için temizlik malzemesi ve dezenfektan maddeler toksik etki, yani zehirlenme olmasın diye. Tamam, başka? Başka nelerimiz vardı? Dün güzelce yazmıştınız çocuklar. Hatırlıyor musunuz? Paspas bezler yıkanarak kaldırılır, kullanılır. Hareketlilik başlamadan yapılmalı. Doğru. Özellikle doktor ve hemşire izinlerinden önce temizliğin bitmiş olması gerekiyor. Doğru. Başka? Kova ve bez renkleri bölümlere göre ayrı olmalı. Solüsyon 2-3 odadan sonra değiştirilmeli. Harikasın Dilara, sağ ol. Turgut sen de kova ve bez renkleri ayrı olmalı ki ne karışıklığa mal vermiyor. Tuvalet temizlediğimiz bir malzeme ile gidip odayı temizlememeliyiz. Riskli durumlara göre solüsyon ayarlıyoruz. Dezenfektan solüsyonlar, yüzey dezenfektanları kullanabiliyoruz. Başka? Başka var mıydı? Bitti mi? Bu kadar mıydı maddemiz? O maddeyi yazdık diye düşünüyorum. Bu kadardı. Evet. Peki hastanede hastane enfeksiyonlarının önüne geçebilmemiz için en az ziyaret saatini maksimum 5-7 dakikada, değil mi? Tutmamız lazım. Peki maksimum kaç ziyaretçi alalım hastanın yanına? 1-2 alalım. Fazla almıyoruz. Çünkü diğer hastalara da bulaş olabilirdi. Peki humidifer neydi? Humidifer.
Humidifer. Oksijen manometre kolonuzu. Harikasınız. Abeslam. Dil basacağı. Harikasınız. Artık bunu öğrendiniz gibi. Çok sevindim. Ales. Ales. Yatak koruyucu. Oftalmoskop. Oftalmoskop göz muayenesi için. Kontaminasyon. Kontaminasyon. Temiz olan bir malzemenin kirlenmesi. Harikasın Serap. Karışıklık yapıyorsun. Karışıklık yapma. Ön temizlik. Dekontaminasyon. Tamam mı? Dekontaminasyon. Ön temizlik demek. Oldu mu? Dezenfeksiyonda temizlik yapıyorsun. Onu biliyorsun. Temiz olan bir malzemenin kirlenmesine, mikroorganizmaların kirlenmesine biz kontaminasyon diyoruz. Sterilizasyon. Sterilizasyon. Sabah işledik, bu sabah işledik. Hepinize vardınız. Yoruldunuz herhalde ha? Yazıyorsunuz belki. Cansız yüzeyleri de mikroorganizmaların sporları dahil öldürülmesi işlemine ve sterilizasyon diyoruz. Harikasınız çocuklar. Peki asepsi neydi? Asepsi. Asepsiyi öğrendiniz mi asepsi? Aseptik kurallara dikkat ederek hastalara bakmamız gerekiyor değil mi bizim? Maksimum en fazla dikkat edeceğimiz olay aseptik koşullarda çalışmaya özen gösteririz. Yani canlı ve cansız yüzeylere mikroorganizmaları bulaştırmamak için bütün hem sterilizasyon hem dezenfeksiyon işlemlerini iyi bilmemiz gerekiyor. Tamam. EKG cihazı neydi? Açılımını yapın. EKG. Elektrokardiyografi turu. Teşekkür ediyorum. Dilara sağ ol. Şimdi şöyle elektrokardiyografi cihazı ile biz neyi tespit ediyoruz? Hedefimiz ne? Amacımız ne? Niye bu cihazı kullanalım? Sabah yazmıştık. Kalp atımlarını incelemek için. Tamam. Harikasınız. Tamam. Peki Holter neydi? Holter. Holter EKG. Holter EKG. ...24-48 saat elektrot bağlanan kalp atımlarının incelenmesi Holter EKG. Tamam. Pens, penset, ekartör gibi aletlere verilen genel ad nedir?
Cerrahi aletler. Çok güzel çocuklar. Bir arkadaşımız geldi. Liseden ona bakıyorum. Sizin bravo gibi sormak istediğiniz, hocam şurayı anlamadık, anlaşılmadı dediğiniz bir yer var mı? Yok hocam, peki. Tıbbi atıklar veya hastane çöpleri hangi yönetmeliğe göre toplanır? Tabii atık yönetmeliğine göre toplanır. Peki bu çöp renkleri nasıldı ve neler atıyorduk? Onları da bir yazın. Kırmızı tabii atık, siyah evsel atık, mavi göre dönüşüm. Harikasınız çocuklar. Bunları artık neresi olursa olsun fark etmez. Artık hastalar da çok bilinçli. Ben de kullandığım pamuğu tıbbi yatağa attın mı diye soruyor mesela hasta. Böyle vakalarla karşılaşacaksınız. O yüzden oturmuş olmasına, hele bu grubun aktif katılıp dinlemiş olmasına çok sevindim. Peki atıkları kaç gölü oranında dolduğunda ne yapıyorduk? Depolama alanına gönderiyorduk. 3 bölü 4, 2 bölü 3. İkisini de kabul edelim ben. Ama kitabımız 3 bölü 4 olarak yazmış. Tamam mı? Başta ne vardı? Kesici ve delici aletleri neye atarız? Hangi atağa atarız? Kesici ve delici aletleri hangi atağa atarız? Bahsetmiştik bunu çocuklar. Biliyorsunuz shot box, yani kesici delici alet kutusuna atıyoruz. Bu da aynı şekilde 3 bölü 4 veya 2 bölü 3 oranında dolduğunda ne yapıyoruz? Depolama alanına götürüyoruz. Buna iğne uçları, bistürü, neşter, ampuller, ampullerin kırılan parçaları, kalan parçalarını atabiliyorsunuz. Peki tabi atık çöpünü götüren personel hangi kıyafetleri giymelidir? Kırmızı tulum. Tulum olabilir, o renk değişiyor galiba. Turuncu galiba. Bizim kadarıyla şu an çocuklar tulum giyiyor. Kalın eldiven kullanıyor. Ondan sonra maske, bonesini takıyor, şapka var zaten, güzel bir şapkası. Kesinlikle ve kesinlikle çizme giyiyor, tamam mı? Çizme giyiyor. Aklınızda olsun, çizmesiz bunları alamazlar, olur mu? Peki, sağlık personelinin kullanacağı kişisel koruyucular neler idi? Eldiven, maske, bone, siperlik ya da gözlük, siperlik ya da gözlük, boks gömleği, tulum, gerektiğinde bazı bölümlerde çizme de giyilebiliyor. Aklınızda olsun, olur mu?
Eğer çok kontamine bir hastayı yıkayacaksanız yıkama esnasında çizmede giyiyorsunuz. Peki kaç çeşit yatak yapım modeli var idi ve nelerdi bunlar? Nelerdi bunlar? Ameliyat yatağı 4 çeşitti. Şok yatağı, kapalı ve açık yatağı. Harikasınız çocuklar. Bunlar oturdu. Ameliyat yatağı ve şok yatağımız daha çok hangi ünitelerde görüyoruz? Hangi üniteler olabilir bunlar? Kullanılan üniteler. Yoğun bakım ve uyandırma odalarında daha çok görüyoruz. Peki sizin bildiğiniz özellikle müdahale odalarına örnek veriniz, ad söyleyiniz. Alçı odası, jinekolojik muayene odası, başka? Endoskopi odası, urodinami odası, triyaj odası, bunlar bizim özellikle girişimsel radyoloji odaları, bunlar müdahale odaları arasına giriyor değil mi çocuklar? Burada kullanılan kitabınızda çok güzel şey var, onu inceleyin. Klinik kitabınızı lütfen atmayın ya da o sayfasını koparın. Sağlık Bakanlığı'nda çok titiz çalışmış. Hangi poliklinikte hangi malzeme bulunması gerektiğini çok güzel açıklamış çocuklar. Anlaşılmayan, sormak istediğiniz bir şey var mı? Yok hocam. Peki ateşin yani vücut ısı merkezi neresidir? Vücut ısı merkezimiz neresidir? Beyinde. Beyinde vücut ısı merkezi neresidir? Bunu yazmıştık çocuklar. Medulla oblongata. Bunu unutmayın demiştim. Bunlar biraz sınav sorusu bu arada. Bilginiz olsun. Nabzın tarifini yapın. Nabzın tarifi. Nabız neydi? Nabız neydi çocuklar? Kalp atımının kanın arter duvarına yaptığı basınca biz ne diyoruz? Nabız diyoruz. Değil mi? Solunum neydi? Solunum neydi? Her gün ve her saniye yaptığımız bir işlem çocuklar. Solunum her gün, her saniye bir nefes kadar yakınız birbirinize. Neydi yani? Nefesin bile size şey oluyor derler ya. Nedir solunum? Solunum merkezi neresiydi? Pons'taydı. Bir 10 dakika ara verelim. Bu arada siz solunuma bakın. Tamam mı? Ondan sonra tekrar görüşmek üzere. Oldu mu? Sorularınız varsa da hazırlayın. Sınav öncesi hocam şurayı anlatamadık gibi. Tekrar üzerinde duralım. Çocuklar derse 5 dakika kala beni uyarın hocam. Bitirelim diye artık. Sıkıldınız.
İnşallah sınav öncesi başarılı oluruz, rahat geçer diyelim. Pandemi de biter, bir an önceki okulda yüz yüze eğitimimize geçelim istiyoruz. Solunum neydi? Solunumu yazmamışsınız, bana bir solunumu yazın. Ben de bu arada yoklamanızı almak istiyorum. Bektaş çıktın mı Bektaş? Tamam. Kan ile atmosfer arasında gaz değişimi sağlamaya hizmet eden sistem. Ama o böyle daha bilimsel yazalım Turgut. Ne yapıyoruz? Nefes alma yolu ile, yani inspirasyon. Yazın inspirasyon. Tamam mı? İnspirasyon yolu ile ne yaptık? Nefesi aldı. Doğrudaki oksijeni akciğer, parenkim dokularına ulaştırdı. Vücudumuz hemen karbondioksit oluşturmuyor. Oksijen kana ulaşıyor. Kandaki karbondioksit akciğerin parenkim dokusundaki damarlardan karbondioksit bronşlara veriliyor. Nefes verme yoluyla eksperyum ile ne yapıyoruz? Solunum işlerini gerçekleştiriyoruz. Anlaşılmayan bir şey var mı? Yazabildiniz mi? Solunum, nefes alma, yani inspirasyonla başlayıp alınan oksijenin kana ulaştırılıp kanda kirlenmiş olan oksijenin karbondioksit haline dönüşmüş olan karbondioksidi nefes verme yolu ile dışarı attığımız sisteme biz ne diyoruz? Solunum sistemi diyoruz. Var mı sormak istediğiniz? İyice sayımız düştü çocuklar. Tamam, anlaşıldı değil mi? Peki tansiyon ne çocuklar? Tansiyon. Tansiyonla ilgili son 5 dakikada haber verin, olur mu çocuklar? Dersi bitireceğiz çünkü artık. Tansiyon neydi? Kan basıncı, ama onu güzelce artık bilimsel açıklayalım. Kalbimiz nasıl bir organdı? Nasıl çalışıyordu? İster mi istensiz mi çalışıyor? İstemsiz değil mi? Kalbimiz istemsiz olarak kasılır, içindeki kanı artere vererek pompalar, arter damarları aracılığıyla sisteme gönderir. İlk başta anında duyduğumuz ses sistolik ses idi. Yani sistolik ses neydi? Sistolik basınç. Sistolik basınç neydi çocuklar? Kadir, Selim, Sıla, Sudenaz, Turgut hep cevap veriyor Dilara'yla. Neydi sistolik basınç? Hatta tansiyon aletinizde, yüz yüze eğitimde olmayanlar ucuz hesaplı bir şeyler alabilir ama iyi bir şey almaya çalışın. Tamam, iş görür bir şey olsun. Neydi? İlk duyulan ses. Doğru, ona biz buna ne diyoruz? Büyük tansiyon diyoruz. Diyastolik neydi? Diyastolik basınç neydi? Son duyulan ses, yani küçük tansiyon diyor dedik, değil mi?
Küçük arteriyel değil, küçük basınç demek. Tamam mı? Küçük tansiyon adını veriyorum. Peki normal bir erişkinde tansiyon kaç olmalı idi? 120'ye 80 Turgut'cum. Milimetre harf mutlaka yazıyorsunuz. Tamam mı? Milimetre harf olarak yazmanız lazım ki bu değeri ölebilirim. 120'ye 80 diye yazacaksınız. 120 slash 80 milimetre harf. Lütfen bu verilere dikkat edin. Peki normal ateşin değeri kaç aralığında olmalıydı? Normal ateş kaç olmalıydı erişkinlerde? Santigrat arasını normal olarak kabul ediyor idik. Peki nabız neydi çocuklar? Nabızın normali kaç erişkinlerle? Nabızın normal değeri erişkinlerde kaçtı? Bunlar sınav sorusu. Bunları bilmemiz lazım sevgili öğrencilerim. Nabızın normal değeri kaçtı erişkinlerde? 80'e 100 dakikada olması lazım. Peki solunumu kaç olacaktı? Solunum. Solunumu hatırlıyor musunuz? Solunumun normal değeri erişkinlerde kaç olacaktı? veya 20 aralığında olacaktı dakikada. Peki disipline neydi disipline? Disipline neydi? Kadir burada mısın? Çocuklar burada mısınız? Turgut'un dışında yazan yok. Disipline neydi? Zorlu solunum idi. Değil mi? Solunum güçlü idi. Taşikardi neydi? Taşikardi. Bunları okumadınız mı çocuklar? Taşikardi. Taşikardi neydi? Selim. Taşikardi ritim bozukluğu değil Turgut. Yakaladı ama ritim bozukluğu değil. Taşikardi. Nabızın normal değerinin üstünde olmasına ya da nabız yüksekliğine taşikardi diyoruz. Ha, atımın üzerindeki kalp atım atışladığına taşikardi diyor. Şimdi çok güzel oldu. Tamam. Bradikardi neydi? Bradikardi. Ve genellikle futbolcularda, sporcularda görülür diyordu. Neydi bu? Bradikardi. Evet, dakikada 60 atımın daha az altına, yani düşük nabıza diyorduk, değil mi biz bunu? Peki, aritmi neydi? Aritmi,
Az önceki işte bu şeyine geliyor. Aritmi. Az önce cevap vermiş olurdu. Seray gitmiş. Seray niye gitti? Küste gitti Seray. Ritim bozukluğuna aritmi diyor idik, değil mi? Peki vücut iç ısısına en yakın ölçüm aldığımız yer neresiydi? Vücut iç ısısına en yakın aldığımız yer neresiydi? Hangi bölgeden alıyorduk? En yakın bölgeler dersi anlattık. Derse katıldıysanız hatırlıyor olacaktınız. Neydi? Kaç tane yerden ölçüyorduk ısıyı? Vücut iç ısısına en yakın ölçümü hangi bölgeden alırız? Hatta sıkıntılı demiştik. Çok gerekmedikçe kullanılmaması gerektiğinden de bahsetmiştim. Özellikle erkek çocuklarında çok daha büyük sıkıntı olduğunu belirtmiştim derste. Hatırlayabildin mi Turgut? Kadir, Selim, Sıla, Sude Naz. Bir cevap verin çocuklar, hatırlayamadım. Farkındayım, onun için soruyorum. Bin altında ölçüm. Ama şu an bunları yapmıyoruz. Çok zorunlu olmadıkça kullanmıyoruz. Bir de ay üstten yaptığımız ölçüm. Vücut iç ısısına en yakın ölçümü. Peki, vücut iç ısısını hani ölçemiyorsunuz. Ama vücut iç ısısını neye göre tahmin edeceğiz? Koltuk altı veya alında dijital ölçüm yaptığımızda çıkan sonuç atıyorum 37 santigrat ise üzerine 1 santigrat ya da 0.6 santigrat koyarak vücut iç ısısını hesaplayabiliyor gibi, değil mi? 36 çıktıysa anında vücut iç ısısı da 37 santigrat diyebilmeliyiz, tamam? Bundan bahsetmiştik özellikle. Peki 0.4 santigrat ısı artışı olan hastada nabız kaç parametre atardı? Etkilenirdi. Nabız ve tansiyon da etkileniyordu. Yanlış hatırlamıyorsam şimdi 0.4 veya 0.6 idi. Ne yapıyor? 10 parametre onlara attırıyor idi. Var mı sormak istediğiniz bir şey çocuklar? Sınav öncesi. Hatırlayamadığınız, hocam şurayı hatırlayamadık dediğiniz bir yer var mıydı? Antisepsiyi bir daha söyler misin? Antisepsi şöyle, canlı ve cansız yüzeylerdeki mikroorganizmaların üremesine ama sporlarına çok etkili değil. Kullandığımız sadece üremelerini ve mikroorganizmanın kendini öldürebiliyor ama sporlarına etkili değil çocuklar antiseptik solüsyonlar. Cilt üzerinde de canlı yüzeyde de kullanabiliyorsunuz, cansız yüzeylerde de kullanabiliyorsunuz. Asepsi neydi? Hastanede aseptik koşullara dikkat ederek çalışılması gerekiyordu. Mikroorganizmaları bir başka bölgeden bir başka bölgeye taşımamak adına işte eldiven kullanıyoruz, ellerimizi sıkıyoruz gibi kurallarımız var. Aseptik teknikler dersinde bunu zaten detaylı bir şekilde hatırlayacaksınız, göreceksiniz. Başka soru var mı Turgut?
Teşekkürler hocam. Sınavla ilgili bir şey sormak istiyor musunuz? Bir de neden bahsetmiştik? Malzeme güvenliğinden bahsetmiştik. Bu malzeme güvenliğinde neler vardı? Malzemenin hatasız olması, üretilen malzemenin hatasız olması, son kullanma tarihleri, depolanma süreleri, bunlar çok çok önemliydi. Bunlardan bahsetmiştik, değil mi? MSÜ neydi? MSÜ açılımı neydi MSÜ'nün? MSÜ büyük harflerle MSÜ neydi? Turgut hatırlayamadın mı? MSÜ. Sabah işlemiştik. Kadir açık mı gittiniz? Ne yaptınız çocuklar? Görüntüleri bir açayım bakayım sizin. Görüntüler niye açılmıyor? Hepiniz gittiniz herhalde. Çocuklar dersi burada sonlandırabiliriz. Hepinize sınavlarda başarılar diliyorum. Sormak istediğiniz bir şey olursa telefonumu verdim. Oradan da ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. İyi hafta sonları diliyorum. Hoşça kalın.